için bir şey söyleyebilir miyim? Bakın, ben bir anne olarak size Mersçe getirdim. Siz benim evladımı kalleşçe yok ettiniz. Yok ettiniz. Meral Hanım, sen kim oluyorsun ya? Mertlik kim, sen kim? Bırak Kürt düşmanlığını, bırak Alevi düşmanlığını, bırak halkın düşmanlığını. Lanet olsun sizin siyasetinize de, sizin başkanlığınıza da, başkanınızla siyasetinize sizin başınızı yesin. Yeter artık, gençlerin başını yediniz. Tamam. Gel. Değerli basın mensupları, değerli dostlar, 982. haftamızda buradayız. Abdullah Canan için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz diyerek yapacağımız bu haftaki buluşmamızdaki açıklamamıza Meral Akşener'in gözaltında kayıpları da ilgilendiren açıklamasına dair kısa bir görüş açıklayarak başlamak istiyoruz. Meral Akşener yaptığı açıklamada 90'larda işlenen cinayetlere, siyasi cinayetlere işaret ederek Mertçe ifadesini kullandı. Biz bu açıklamanın bir suç israfı olduğunun altını çizmek istiyoruz. O günkü karanlık içerisinde, karanlık güçler tarafından yapıldığı iddia edilen, bugüne kadar sürekli bu şekilde açıklanan bu siyasi cinayetlerin, göz altında kayıpların Mertçe işlendiğini söylemek, o gün işlenen bu suçların aynı zamanda övülmesidir. Biz bugün eğer Mertçe işlendiyse neden hala bu suçlar karanlıkta? Neden hala failler kendilerini açıklamaktan korkuyorlar? Neden hala yargılanmaktan korkuyorlar? Neden biz 28 yıldır halen göz altında kayıplarla ilgili hakikatlerin ortaya çıkması, adaletin sağlanması için mücadele etmek zorunda kalıyoruz? Neden biz her hafta hakikatleri, katilleri kamuoyu önünde açıkladığımız için yasaklamalarla, baskılarla susturulmaya çalışılıyoruz? Bunu tekraren burada kamuoyu önünde sormak istiyoruz. Bugün Abdullah Canan için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz demek için buluştuk. Ve öncesindeki cinayetler, Sayın Akşener, namertçe cinayetlerdi, geleceğimize bir ipotekti. Bunu Türkiye kamuoyu önünde tekrar diyoruz. İkinci bir husus, şu köyümüzün yakılmasıyla ilgili babamın açtığı dava yıllar sonra devletin tazminat ödeyerek köyün